Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca Türk Kızılay'la imzalanan işbirliği protokolü kapsamında vekaletle kurban kesim kampanyası başlatıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, valilikte düzenlediği basın toplantısında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'de çok sayıda sivil toplum kuruluşunun vekaleten kurban kesimi hizmeti sunduğunu, Türk Kızılay'ın da bunlardan biri olduğunu söyledi. Biz de Gaziantep'te vatandaşlarımızın bize gelen talepleriyle vekaleten kestirecekleri kurbanlara bir alternatif sunmak istedik. Ve bunu yaparken de Kızılay'la bir işbirliği protokolü imzaladık. Kızılay'ın tecrübesi, Kızılay'ın lojistik imkanlarından yararlanarak 2019 yılı içerisinde Kızılay'ın vekaleten kurban kesim şartlarının aynısını Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak biz de yararlanacağız. Bu neyi sağlayacak? Özetle şunu sağlayacak. Birincisi, Kızılay'ın hem İslami usullerde kurbanın kesilmesi, hem sağlıklı bir şekilde etlerin muhafaza edilmesi, hem de bu etlerin kavurma yapılarak konserve haline getirilmesi imkanlarından yararlanmış olacağız. İkincisi, Gaziantep'li hayırseverler Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağış yaptıklarında, yani bize bağış yaptıklarında, biz kendi etlerimizi 12 ay boyunca, yıl boyunca Gaziantep'li ihtiyaç sahiplerine dağıtma imkanına kavuşmuş olacağız. Dolayısıyla da bizim hayırseverlerimiz, bizim imkanı olan iş adamlarımız, bizim kurban verecek hemşehrilerimiz kendi kurbanlarını yine bu şehirdeki insanlara Gaziantep Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla ulaştırmış olacaklar. Gaziantep evet sanayi kenti, evet Gaziantep'te belli bir zenginlik var ama en az bu kadar da yoksulluk var. Dolayısıyla da garip kurabaya, yetimlere, öksüzlere 12 ay boyunca sağlıklı şekilde bu etlerin kavuşturulması bizim temel amacımız. Vali Gül, Gaziantep'ten ortalama 5000 civarında vekaleten kurban toplanmasını hedeflediklerini dile getirerek ilk iki kurbanı kendisi ve eşinin bağışladığını aktardı. İsteğimiz 5000 civarında vekaleten kurban toplamak ve Gaziantep Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak da bu 5000 kurbanın etlerini Kızılay'ın imkanlarıyla kavurma yaptığımız etleri de ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca dağıtmak. Bunun ilk iki kurbanını ben ve eşim hanımefendi bizler yatırdık paralarımızı. Dolayısıyla da iki kurban burada 4998 kurban da arıyoruz. İnşallah hemşehrilerimizle beraber de Kurban Bayramı'na kadar da bunu tamamlamış olacağız. Burada basınımızın özellikle duyuru anlamında katkısı çok önemli. Hayırlı bir iş. Bu işi organize edenler, bu işi yürütenlerin hiçbir maddi beklentisi yok. Ama bir yoksulumuza, bir ihtiyaç sahibimize bir kilo bile fazla et ulaştırabiliyorsak onun manevi tatmini burada çalışan başta kamu görevlileri olmak üzere hayırseverler için bir manevi anlamda katkı sağlamış olur. Bu açıdan da ne kadar çok duyurursak o kadar başarılı olmuş olur. İlk başta söyledim, yine son olarak söyleyeyim. Asıl olan kurbanın evin önünde kesilmesi. Bizim çocukların görmesi, geleneğimizde de bunun ayrı bir yeri var. Ama ikinci kurban kesilecekse ya da evin önünde kesme şartları yoksa, böyle bir tercihi yoksa, herkesin vekaleten keseceği kurbana Gaziantep Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak talibiz. Fiyatı 850 lira. Onu söylemeyi unuttum. Kızılay'ın fiyatı. Kızılay biliyorsunuz Türkiye içerisinde
bir vekaleten kurbanın bedelini 850 lira olarak açıkladı. Aynı şartlarda da bize alım, satım ve organizasyonu kullandırtıyor. Türk Kızılay'ına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Öte yandan Gaziantep valiliğince kampanyayı anlatan bir mektup hazırlanarak hayırseverlere gönderildi.